Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Biz Sözler Risalesi okumasında 9. sözde yine beraberiz. 9. sözde bildiğiniz üzere eğer takip ediyorsanız derslerimizi 5. nüktedeydik. 5. nüktede ne konuşuyorduk dersek namazın vakitlerindeki psikolojik ilgileri, daha doğrusu insanın manevi haritasına bakan yönleri konuşuyorduk. Elbette psikoloji bunun bir tarafı ama sadece psikolojiden ibaret değil. Psikolojiyi bir işin başlangıcı gibi düşünmek lazım. Bunun fıtrata bakan, latifelerimize bakan, duygularımıza bakan, aklımıza, vicdanımıza ayrı ayrı her birine bakan yönleri, yanları var. Psikoloji belki meseleyi biraz daha böyle özetliyor gibi, belki öyle anlamak lazım. Yoksa İslam'ın tanımladığı maneviyat, tasavvuf elbette psikolojiden çok daha aşkın öğeleri barındırıyor. Çünkü dünya tanımı sadece bu dünyadan ibaret değil. Psikolojinin dünya tanımı ağırlıklı olarak bu dünyadan ibaret. Yani şimdi mesela ne diyorlardı ona? Daha değişik psikoloji tarzları çıktı. Biraz daha böyle maddeden ötesine yatkın. Ama şimdi aklımdaydı ama unuttum. Mustafa Mertar Hoca mesela o yolda epey say etti. Başkalarını yetiştirdi kendisi gibi. Ama şimdi o daha çok bidayetinde bir iş. İslam ise insanın bütününü kavrayan, bütününü gören, bütününü yaratan Allah'ın şeriatından oluştuğundan elbette onun verdiği maneviyat psikolojinki gibi gıdım gıdım gitmiyor. Her şeyi bilen Allah her şeye kendi marifetini gönderiyor. Onun tabiatına, açlığına, yiyebileceği lokmaya göre. O yüzden bizim maneviyatımız elbette psikolojiden çok çok daha zengin öğeler barındırıyor. Belki şurada bizim biraz gayretsizliğimiz var. Bunu yeterince somutlaştıramıyoruz. Psikolojinin avantajı o. Daha somut ifadelerle belki bu işi anlatıyor. Çünkü nazarı zaten bu dünyada. Bu dünyaya yöneldiği için aradığı da somutluk. O mesleği daha iyi beceriyor o yönde. Ama asıl olan büyük resim bence yine İslam maneviyatının elinde, tasavvufta. İnşallah bir gün gelir onu inkişaf ettirip asıl mesleğin ve tedavinin de şifanın da orada olduğunu gösteririz Cenab-ı Hak lütfederse. Efendim, dediğimiz gibi 5. nükte namazın vakitleriyle insanın bağını anlatıyor, manevi tarafının bağını anlatıyor. O vakitlerin insanda nasıl bir dünyaya karşılık geldiğine, o vakitte kılınan namazın da insanda nasıl bir iş gördüğüne, nasıl bir terapi yaptığına tabiri caizse işaretlerde bulunuyor. Fakat 5. nükteye girmeden önce, ki 5. nüktede artık asr vaktini okuyacağız, yani ikindi vaktini okuyacağız. Yine sözün başına dönelim. Sözün başındaki ayetleri ve ilk iki paragrafı bir hatırlayalım. Çünkü burada müellif-i muhterem, yani eserin sahibi, o sözün amacını bize özetleyerek anlatıyor. Bunlar hatırımızda olmalı ki Risale'nin devamında okuduğumuz manalar doğru yere gitsinler. Doğru yerden gelsinler, doğru yere gitsinler. 9. söz. Bismillahirrahmanirrahim. فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَعَش۪يَّنْ وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ Bu iki ayet Rum suresinin 17. ve 18. ayetleriydi. Her dersin başında hatırlatıyorum. Kısa bir mealiyle şöyle buyuruluyor. Haydi siz akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ve övgü ona mahsustur. İkindi vaktinde de ve öğle vaktine erişince de Allah'a tesbih edip namaz kılın. Elbette mealde verilen mana, mealcinin Kur'an'dan anladığı,
Kur'an'ın kendisi değil. Kur'an'da bundan çok daha aşkın manalar açık gizli bulunuyor. Ehli onları çıkarıp anlatıyor. Burada da mesela 9. söz aslında bu ayetlerin tefsiri ama bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 sayfa. Hadi duasını saymayalım. 11 sayfa Bediüzzaman Hazretleri bu ayetleri bize tefsir ediyor. Bu ve buna benzer bununla ilgili namazın vaktiyle veya şeriyle ilgili ayetleri tefsir ediyor. Şimdi mealin iki cümlesi nerede? Bu ifadeler, bu izahlar nerede? Elbette bu açıdan hep diyoruz, hep hatırlatıyoruz. Kur'an'da doğru muhatabiyet mealler üzerinden değil, tefsirler üzerinden sağlanır. Ehl-i sünnet istikametli müfessirlerin tefsirleri üzerinden sağlanır. Mealler bize çok özet, çok icmali, belki de anlatılanların çok çok azını veren cümlelerle bir mana bildiriyor. Ha şöyle böyle bir mana verdiği için işimize yaramıyor değil, işimize yarıyor çoğu zaman da. İşimizi görüyor bazı ufak manaları naklederken. Ama muradullah nedir, ondan nasıl hüküm çıkarılır, bunlar mealle olacak işler değil. Aman ha, sakın ha, böyle şeylere tevessül etmeyelim, edenleri de uyaralım. Evet, ilk iki paragrafı da okuyup yerimize geçeceğiz. Ey birader! Benden namazın şu muayyen beş vakte hikmeti tahsisini soruyorsun. Ey birader, benden namazın şu muayyen beş vakte hikmeti tahsisini soruyorsun. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi azim bir tasarruf-ı ilahinin aynesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilahiyenin birer makesi olduğundan, azim bir tasarruf-ı ilahinin aynesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilahiyenin birer makesi yani aynası olduğundan, Kadir-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin İki vakit ortasında toplanmış yekununa karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Şu ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için beş nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım diyor. Elbette biz okuduğumuz, daha önce düşündüğümüz hakkında dört nükteyi aşıyoruz. Ama beşinci nüktenin daha önce okuduğumuz ilk paragrafını bir daha hatırlamamız gerekiyor. Çünkü devamındaki metinlerin tamamı bu ilk paragrafa bakıyor. Bu ilk paragraftaki insaniyet inşası daha sonraki metinlerin anlaşılmasında temel zemini oluşturuyor. Okuyunca da fark edeceksiniz. Beşinci nükte. İnsan fıtraten gayet zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir. Onu müteessir ve müteellim eder. Hem gayet acizdir. Halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet fakirdir. Halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir. Hem tembel ve iktidarsızdır. Halbuki hayatın tekalifi gayet ağırdır. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı mütemadiyen onu incitiyor. Hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. İnsanın hakikati budur. Acizlik, fakirlik, tembellik, hayat yükünün ağırlığı, ayrılık, bunlar insaniyetimizin gerçekleri. Bu gerçekleri kabul ettiğimiz ölçüde dersin geri kalanı bize tesir edecek. Yok, bunları kabul etmiyorsak, böyle görmüyorsak bundan sonraki kısmında bağlamını anlamamız pek mümkün olmayacak gibi. Önce içimizde bir yere gelmemiz lazım. İçinde bir yere gelmeyen insanı dışarıdan iterek bir yere götürmek zor. Pekala, asr vaktinden devam ediyoruz. Asr vaktindeki
o vakit hem güz mevsimi hazinanesini ve ihtiyarlık haleti mahzunanesini ve ahir zaman mevsimi elimanesini andırır ve hatırlattırır. Hem yevmi işlerin neticelenmesi zamanı, hem o günde mazhar olduğu sıhhat ve selamet ve hayırlı hizmet gibi ni'am-ı ilahiyenin bir yekûn-u azim teşkil ettiği zamanı, hem o koca güneşin ufule meyletmesi işaretiyle, insan bir misafir memur ve her şey geçici, bir karar olduğunu ilan etmek zamanıdır. Şimdi ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan ve ihsana karşı prestij eden ve firaktan müteellim olan ruhu insan, kalkıp abdest alıp şu asr vaktinde ikindi namazını kılmak için kadim-i baki ve kayyum-u sermediğinin dergah-ı samadaniyesine arz-ı münacat ederek, zevalsiz ve nihayetsiz rahmetinin iltifatına iltica edip, hesapsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek, izzet-i rububiyetine karşı zelilane rüka gidip, sermediyet-i uluhiyetine karşı mahviyetkarane secde ederek, hakiki bir teselli-i kalp, bir rahat-ı ruh bulup, huzur-u kibriyasında kemerbeste-i ubudiyet demek kemerbeste-i ubudiyet olmak demek olan asr namazını kılmak ne kadar ulvi bir vazife, ne kadar münasip bir hizmet, ne kadar yerinde bir borcu fıtratı eda etmek, belki gayet hoş bir saadet elde etmek olduğunu insan olan anlar. İnsan olan anlar. Bediüzzaman Hazretleri niye bu paragrafı böyle bitirdi? Bize hakaret olsun diye mi? Hayır, öyle yapmadı. İşte yukarıda konuştuğumuz mana, insanı doğru anlıyorsanız, o insaniyetin taşları içinizde doğru oturmuşsa, burada ne söylendiği size tesir eder. Bunu şu anlamda kullanmıyorum. Şimdi tabii bilmediğiniz birçok kelime var. Neler söylendiğini özetle anladınız. Hepsini anlayamadınız. O normal. Ona demiyorum. Ama o anlatılanın tesiri, anlamanın asıl şekli, bilginin duyguya, amele dönüşmesi hali, o işte ancak insanın doğru tanımıyla oluşabilen bir şeydir. İşte bu bağlamda hani size söz vermiştim, bir kitap var okudum, probleme işaret ediyor diye, işte o kitaptan da bahsetmek istiyorum. Kitabın ismi Ben Nesli. Nasıl söylenir bu isim? Gene Twing mi? Nasıl telaffuz edildi bilmiyorum. Ben Nesli kitabın ismi, Kaknüs Psikoloji'den çıkmış. Alt başlığı şöyle: bugünün gençleri niçin bu kadar özgüvenli ve iddialı fakat bir o kadar da depresif ve kaygılı? Yazar eseri boyunca bu yeni kuşağın, işte ben nesli denilen egocu nesil, yani ben var ya, ben başarırım, ben ederim, o benim içinde kaybolmuş, kendi benliğinde boğulmuş nesli anlatıyor. Bugün buna böyle Z kuşağı falan da diyorlar da. Onu ama nereden anlatıyor onu? Amerika'daki nasıl diyeyim, koşulları üzerinden anlatıyor. Fakat elbette ki Amerika kendi kültürünü bütün dünyaya sattığından dolayı bunun Türkiye'ye de tesirleri var. Mustafa Mertel Hoca da İşte eserinin başında bir ön sözde psikiyatr doktor Mustafa Merter 2009'da Ben Ötesi Psikoloji, az önce hatırlayamamıştım o psikolojinin ne olduğunu dedim ya, Türkiye Ben Ötesi Psikoloji Derneği Başkanı Mustafa Merter Hoca ön sözünde bu kitabın Türkiye bağlamındaki izdüşümünden de bahsediyor. Türkiye'de de bu işi yapmamız lazım diyor, bunun çalışmasını yapmamız ve bu gençlik nereye gidiyor falan, bunu konuşmamız lazım diyor. Ta 2009'da yazdığı ön sözde söylemiş bunu. Şöyle bir paragraf okuyayım size, son paragrafını. Bugünkü dünya manzarası ekolojik ve insani felaketiyle aklına tapan aydınlanma hareketinin eseridir. Bugünkü dünya manzarası
ekolojik ve insani felaketiyle aklına tapan aydınlanma hareketinin eseridir. Pozitivizmi, indirgemeciliği, yatay nedenselliği, bilimsel materyalizmi anlamadan bu gidişatı, yani küresel intiharı anlayamayız. Pozitivizmi, indirgemeciliği, yatay nedenselliği, bilimsel materyalizmi anlayamadan bu gidişatı, yani küresel intiharı anlayamayız. Ancak paradigmanın dışına çıkıp, tıpkı bir balığın akvaryumun dışından akvaryumu izlediği gibi, aklına tapan delilerin dolaştığı bu tımarhaneye bakarsak, belki bilip de unuttuklarımızı tekrardan hatırlarız. Ve çok küçük bir ayrıntı, düşünce yapımız, ideolojimiz veya inancımız ne olursa olsun, geleceği tehlikede olan söz konusu varlıklar canımız, cananımız, bizim çocuklarımız diyor. Ve yani ön söz de çok güzel aslında ama şimdi oradan size bir şeyler okumayayım. İçeriden birkaç yerden paylaşımda bulunayım kitabın. Mesela ben neslinin, bu işte Z kuşağı denilen neslin Amerika'da dinle arasındaki ilişki ne seviyede? Ben nesli din kurallarına uymak konusunda pek istekli değil. Bütün mezheplerde kiliseye gidenlerin sayısı 1950'lerden bu yana %30 oranında azaldı. Bu azalmanın yarısı da 1980 yılından sonra gerçekleşti. Maneviyatlarını sorgulamayı seçen bebek patlaması nesli çocukların aksine ben nesli pek dindar değil. 18-29 yaşları arasındaki gençlerden sadece %18'i her hafta kiliseye gidiyor. Aileleriyle yaşayan liseliler arasında ise bu oran %26. Güneyde bile 3 liseliden sadece biri her hafta dini aktivitelere katılıyor. Dini tercihi olmadığını söyleyen üniversite hazırlık öğrencilerinin sayısı 1985 ve 2003 arasında 2'ye katlandı. Her hafta dua ettiğini söyleyen öğrencilerin sayısında da 1996'dan 2003'e doğru bir düşüş gözlendi. İla ahir devam ediyor bu metin, bu kısmı. Yalnız işte bugün bizim Türkiye'de gördüğümüz o hani deizm yayılıyor, ateizm artıyor falan filan söylemleri var ya, hani ne kadar doğru ne kadar yanlış ayrıca tartışılır ama o temayülün batıdan doğup gelen bir şeyi var. Yani önce orada yaşandı bu ama orası kültürünü bütün dünyaya satıyor. Amerika'da ne yapılsa bugün Türkiye'de müşterisi var onun. Veya aracısı var, satmak için aracılık yapanı var. Veya hiç gereği yok, Netflix gibi şeyler mesela zaten doğrudan Amerika'dan Türkiye'ye pazarlıyor. Burada da onun etkileri olmaya başladı. Ne kadar sonra? 10-20 yıl sonra. Bak etkilemeye başladı. Aynı şeyleri biz de konuşuyoruz. Bu kitap ne zaman yazılmış? Biz şimdi konuşuyoruz bunları. Birkaç yönü mesela bu gençlerin. Ben nesli için kendin olamamak, yanlış ve kötü bir insan olmakla eşdeğerdi. 21 yaşındaki Kim, annesinin diğer insanların düşüncelerine çok fazla önem verdiğini düşünüyor. Annesi Kim kılık kıyafetine dikkat etmezse kendisinden utanması gerektiğini söylüyormuş. Kim ise bu görüşe katılmıyor. Asıl annem doğal görünmediği için kendisinden utanmalı diyor. Yani benim sorumluluğum sadece kendime karşı, başkasına sorumluluğum yok diye düşünüyor bu nesil. Altta şöyle diyor. Mesela başka bir öğrenci söylemiş bunu. Başka bir deyişle kendinize karşı dürüst olmanız başkalarının sizi sevmesinden daha değerli. Bu gençlerin mottolarından birisi. Yine bir tanesi burada geçiyor mesela. Kendinize olan sevginiz ilk aşkınız olmalı diyor. 1970'te meşhur olan Martı adlı kitap yiyecek bulmak için kumsaldan ayrılıp geri dönmekten sıkılan bir kuşu anlatıyor. Martı uçmaktan keyif almak istiyor. Gökyüzüne doğru süzülürken yaptıklarının kendisini sürüden ayıracağını bilmesine rağmen hayatın anlamının ve daha iyi bir yaşam amacının peşinden koşmak istiyor. Bu filmlerin içindeki öğelerden de bahsediyor. İlk başta belli başlı bütün yayın evlerinin reddettiği bu kitap, Amerikalılar hayat bireyin ihtiyaçlarına odaklanmalıdır düşüncesine kapılınca en çok satanlar listesinde
başı çekti. Animasyon film Kayıp Balık Nemo'daki martıların gagalarından çıkan tek kelime ise benimdi. Yani bu işte iz düşümleri sinemadaki. Bak mesela şu. Bugünlerde sağduyu üzerine verilen tavsiyelerin çoğu bireysellik mesajı içeriyor. Toplum içinde nasıl davransan diye mi endişeleniyorsun? Sadece kendiniz olun. Alkolik, uyuşturucu bağımlısı veya da katil olmanızın iyi yanı nedir? Kendimle ilgili çok şey öğrendim. Bak. İşteki veriminiz yetersiz mi? Kendinize inanın. Genellikle devamında hiçbir şey imkansız değildir lafı gelir. Yeni bir çift ayakkabı mı alsanız yoksa burnunuzu mu deldirseniz? Elbette ki kendinizi ifade edin. Neden tatmin olmadığınız ilişkinizi bitirmeli, sıkıcı ilişkinizden istifa etmeli ve de kayınvalidenize ağzınızın payını vermelisiniz. Çünkü kendinize saygı duymak zorundasınız. Kötü bir alışkanlığınızı bırakmak mı istiyorsunuz? Kendinize karşı dürüst olun. Biriyle birlikte olmak veya evlenmek için doğru zamanı mı kolluyorsunuz? Başka birini sevmeden önce kendinizi sevmek zorundasınız. Fikrinizi söylemeli misiniz? Evet, kendinizi savunun. Bu cümleleri o kadar sık kullanıyoruz ki artık fark etmiyoruz bile. Yeni yıl için alınacak kararları gözden geçiren Today adlı TV programında konuşan Dr. Phil, basma kalıp bir şekilde şu cümleyi sıralar. Kendine saygı duy, kendine yalan söyleme. Zaten Dr. Phil'in en çok satan kitaplarından birinin adı Self, özbenliktir. Kişisel gelişimden sanki benliğimize yeni bir kat boyu atılabilirmiş gibi bahsediyoruz vesaire vesaire. Mesela burada nesiller arası şeyi orantılıyor. Önceki neslin şeyi kişisel tatminken ben neslininki eğlenceymiş. Önceki nesil yolculukları, sırları araştırmayı severken şimdikiler zaten oradalarmış. Dünyayı değiştirmeyi istiyormuş bir önceki nesil. Şimdikiler hayallerini izlemeyi istiyormuş. Öncekiler protestolara çok katılmayı severlermiş. Şimdikiler televizyon izlemeyi ve internette gezmeyi seviyorlarmış. Birileri maneviyatı önemsiyormuş. Yani önceki nesil maneviyatı önemsiyormuş. Şimdikiler maddeciymiş. Öncekiler felsefe önemsiyormuş. Şimdikiler kendinden memnun olmayı önemsiyormuş. Vesaire vesaire. Efendim bunları niye söyledim? Daha burada okunacak çok şey var ama dersten uzaklaşırız diye girmiyorum. Ben çok işaretledim çünkü belki burada da size gözüküyordur. Yani o kırmızı notlarım var, bir sürü benim. Burada böyle hep çizerim zaten. Elimden geldiğince çize çize okumaya çalışıyorum. Hülasa bu kitabı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu bahsettiğim hususla ilgili. Neden tavsiye ediyorum? Çünkü bu sapma, biz bugün ahir zamanda muhatap olduğumuz sapma sadece ya işte nasıl söyleyeyim, şu hayatımızdan çıktı, bu hayatımızdan çıktı değil. Zaten o çıkmalar bir şeyin sonucu. Öncesinde bize empoze edilen bir anlayış var, bir mutluluk anlayışı var. Bu bizim yerli üretimimiz değil. Dışarıdan geliyor işte sinemayla, çizgi filmlerle, filmlerle. Tiyatroyla, şunla bunla veya işte şovmenlerin programlarıyla taşınıyor. Çok da masum söylemleri var. Baktığınız zaman hepten de böyle çöpe atamıyorsunuz ama onun içinde egoyu besliyor. İşte yazar da kitapta şuna bağlamış mevzuyu, diyor ki 1 ve 2. Dünya Savaşı'nı görenler diyor o çalışmak zorundalardı yani yaşamak için. Çünkü o zamanlar zor şartlardı. Diyor bunlar çocuklarıyla çok ilgilenmediler. Onların çocukları dediler ki ya bizim çocuklarımız olursa biz onların üstüne çok düşelim. Öyle yaptılar diyor ama bu sefer üçüncü nesil artık şey oldu. Nasıl diyelim? Ele avuca sığmaz oldu. O kadar üzerlerine düşüldü ki bunlar da bazı şeylerin emek gerektirdiğini veya işte boş vermişliğin maliyeti olduğunu, her hususta kendilerine güvenmemeleri lazım olduğunu falan düşünmüyorlar artık diyor. Yani böyle 7 tane müzik uzmanı toplansa ve o adama dese ki senin sesin güzel değil, o onların hatası diyor, benim hatam değil diyor mesela. Katiyen inanmıyor diyor kendisi hakkındaki olumsuz bir şeye.
böyle bir nesil oluştu diyor. Ve Bediüzzaman Hazretleri'nin işte aciz, fakir, şefkat, tefekkür, bu tarz vurguları insana aslını hatırlamak konusundaki bu tekrarı bence bununla yakından ilgili. Bu ilk paragrafın bağlamına dönersek biz ancak yeniden o terbiyeyi İslam'a alabileceğiz ya da aslı insana dönebileceğiz diye kendimce düşünüyorum. O kitapla da çok bağlıyorum bu işi orada söylenenlerle yani. O yüzden size de bahsetmek istedim. Kitap da güzel bir kitap yani. Tavsiye ederim, okuyun. Biraz bu şeyin farkına vardırıyor. Sizde bile ben kendimde çok izini gördüm mesela. Ne kadar ona karşı mücadele ediyormuşuz gibi sansak da aslında o söylem bizi de beslemiş. Bizi de şekillendirmiş. Yani amellerimize, yaşayışımıza aksetmiş. O görünüyor. Cenab-ı Hak devasında ihsan etsin. Derdi yaratan o, devasında o ihsan etsin. Evet. Ne okuduğumuzu unuttuk. Efendim asıl vaktindeydik. Onun tamamını şöyle bir okuduk. Tabi özetle bir şey anladık. Şimdi incesine girmeye çalışacağız. Asr vaktindeki o vakit hem güz mevsimi hazinanesini ve ihtiyarlık haleti mahzunanesini ve ahir zaman mevsimi elimanesini andırır ve hatırlattırır. Şimdi ikindi vakti yani ikindi namazının kılındığı aralık öğle ile akşam arası neler çağrıştırıyormuş normalde insan olan insana. İnsan gibi doğayı yaşayan insana, insanlığının farkında olan insana, bu şeylerle beraber düşünelim. 1. O vakit hem güz mevsimi hazinanesini, güz ne? Sonbahar. Sonbaharın hazin halini, o mevsimin hazin duruşunu, çağrışımlarını hatırlatıyormuş. Nedir mesela? Yapraklar dökülüyor, o yeşiller sararıyor. Varlık bir nevi artık ben gidiyorum demeye başlıyor. İşte kuşlar göçüyor. Göçebe canlılar yani bölgelerini terk etmeye başlıyorlar. O sıcak havalar gidiyor. Ne bileyim yani renkler değişiyor belki onu da söylemek lazım. Bütün doğanın, Allah'ın yarattığı kainatın renkleri değişmeye başlıyor. Bizim şahit olduğumuz kısmıyla, dünyada şahit olduğumuz kısmıyla. Güz mevsimi hazinanesini ve ihtiyarlık haleti mahzunanesini. Güz hazin mevsim, ihtiyarlık da mahzun. Haleti mahzunane. İhtiyarlıkta da bir sonbahar havası yok mu? Mutlaka var. Neydi o gençlikteki böyle cevval cevval koşmalarımız, neşelerimiz, hoşbeşlerimiz, sohbetlerimiz? İhtiyarlıkta onlar kalmıyor. Ya ortamlar dağılıyor, ya o eski heyecan, istek kalmıyor. Veyahut da o arkadaşlar mesela göçmüş gitmiş, ölmüş gitmiş oluyor. Bazıları erken vefat ediyor mesela. Bakıyorsunuz ki yok yani o bir baharmış, gelmiş, geçmiş diyorsunuz. Demek ki ihtiyarlık haleti mahzunanesine de ikindi namazı vaktinde bir gönderme, bir çağrışım var. İçimizdeki bu pencereleri açık tutarsak bunların arasında bir hava sirkülasyonu olacak. Ve ahir zaman mevsimi elimanesini andırır ve hatırlattırır. Ve ikindideki son şey ahir zamanmış. Dünyanın kıyametten öncesi ahir zaman değil mi? Peygamber Efendimiz mesela ne? Ahir zaman peygamberi aleyhissalatü vesselam. Neden? Çünkü artık onun gelişiyle peygamberlik nübüvvetinin son halkasıydı. O mühür vuruldu, zarf kapatıldı. Bundan sonra peygamber gelmeyecek. Artık dünyanın sayılı zamanı var. 1400 yılını yaşadık. Şimdi önümüzde daha ne kadar var bilmiyoruz ama çok da kalmamış gibi hissediyoruz. İşte çevre felaketlerinden, şundan bundan, dünyanın artan nüfusundan, salgınlardan falan bir hissediş var ki bütün insanlıkta buradaki vakit doluyor gibi. Sinemaya da çok aksetti bunun, çok filmi yapıldı. Hep böyle dünya dışında böyle yaşam yerleri arıyorlar. Mars'a koloni kurmuşlar. Yok kara delikten geçmişler, başka bir sistemde başka bir yıldız bulmuşlar. Yok işte Jüpiter'in Titan diye bir uydusu varmış. Orada yaşam koşulları insanın işte dünyanınkine benziyormuş. Oraya bir koloni gitmiş falan falan, bir sürü bunun versiyonu var. Hani insanlık da hissediyor ki yani bu burası biraz artık tamam kapatmaya yaklaştı. Sandalyeleri ters çevirmeye başladı.
öyle kahvelerde falan adam kapatma zamanının geldiğini ihtar etmek için hani gidin demiyor müşterilerine ama boşalan masaların sandalyelerini masanın üstüne çevirmeye başlıyor. Çünkü süpürecek ortalığı. Onu gördüğünde sen de anlıyorsun da tamam kapatacak bu adam burayı gitmemizi istiyor. Gibi gibi dünyada sandalyeleri ters çevirmeye başladı. Çevirip masanın üstüne koyuyor. Bakıyorsunuz buzullar erimiş diyorlar. İşte kocaman bir parçası kopmuş erimiş. Bilmem şu kadar canlı türü kaybolmuş. Bilmem şu kadar kirlilik varmış. Bilmem şu kadar oksijen kaybı varmış. Şuymuş buymuş vesaire. Bunların hepsi uyanık zihin için bir çağrışım. İkindi vakti de bir çağrışım. Bunları hatırlatıyor. Ahir zaman mevsimi eli imanesini. Dünya imtihanının kapandığı şey. Nasıl sonbahar bir yıllık şeyin kapanışını hatırlatıyor. Nasıl ihtiyarlık insanın ömründe bir kapanışı hatırlatıyor. Nasıl ahir zaman dünyanın komple imtihanının bitişini hatırlatıyor. İkindi vakti de o günün imtihanının bitişini hatırlatıyor. Yani o büyük dairenin iç içe dairelerde en bize yakın olan dairedeki iz düşümü. Bizimkinden bir çizgi çekersek yukarıda ahir zamana varıyor. Biraz aşağı indim mi ihtiyarlığa varıyor. Biraz aşağı indim mi de güz mevsimine varıyor. Ama hepsi bir döngünün parçası yani. Zaman sanki böyle daireler içinde helezonik bir şekilde devam eden bir şey. Mesela insan kendi etrafında 70 sonbahar yaşayınca atıyorum 70 tabii çok oldu. Daha aşağı inmek lazım. 50-60 yaşlılık artık 50 yaşlılık sayılır. İnsan kendi sonbaharında 50 tur atınca ihtiyarlığın geniş halkası oluşuyor. Veya ihtiyarlığın etrafında işte ne kadar tur atması lazım insanlık olarak? Belki binlerce yıllık attığımız tur işte artık geldi ahir zaman zamanı. Hem yevmi işlerin yani günlük işlerin neticelenmesi zamanı ikindi vakti aynı zamanda öyle günlük işler neticeleniyor. Yavaş yavaş her şey toparlanıyor, eşyalar kaldırılıyor. Rahmetli amcam mesela biz inşaatta çalışırken beraber işte gene ikindi vakti ya tam doğru denk geldi. İkindi vaktinde artık toplanırız biz çünkü elektrik daha binaya çekilmemiş, ışık yok. Sadece güneş ışığıyla çalışabiliyorsunuz. Bir de inşaatlar biliyorsunuz tehlikeli yerler. Karanlıkta pek çalışmaya müsait yerler değiller. Orası çukur, burası bilmem ne belli olmaz yani. İnsan hayatını kazalarla kaybedebilir. Böyle işte ikindinin şeyi geçti mi, gün böyle aşağı düştü mü amcam derdi hani malzemeleri toparlayın, kabloları sarın. Biz de amcaoğluyla beraber sarardık onları falan böyle bir yere toplardık. Bir bakardı onlara amcam son bir kontrol. Yaptığımız işleri son bir kontrol. Bir de şeyleri bir sayardı. Kabloları bir yerde bir şey unuttuk mu diye. Mesela kaç kablo ile çıktık? 3 tane 2,5'luk, 1 tane 4'lük falan filan hangi kablolarla çıktık? Ona göre bir bakardı. Ha, tamam. Hesap tamamsa onu öyle koyardık. Üstüne bir gazete bir şey örterdik. İnşaattan çıkardık. Yevmi işlerin neticelenmesi zamanı. Doğru yani güneşe göre yaşayanlar için öyle. Hem o günde mazhar olduğu sıhhat ve selamet ve hayırlı hizmet gibi niam-ı ilahiyenin bir yekûn-u azim teşkil ettiği zamanı. Bakın burası çok ilginç. Hem o günde mazhar olduğu yani ayna olduğu, kendisinde yansıyan, görünen kendisinde ya da mazhar, zuhur, görünmek manası da var. Sıhhat, selamet ve hayırlı hizmet gibi niam-ı ilahiyenin, ilahi nimetlerin bir yekûn-u azim teşkil ettiği zamanı. Yani insanoğlu afiyetinin toplamını ikindi de görüyor diyor tabiri caizse. Sağlığının da, selametinin de, hizmete muvaffak oluşunun da. Sabah da sağlıklıydım, öğle de sağlıklıydım ama ikindi de ne yapıyorum? O toplamı gözüküyor. Bir gün boyunca güzel çalıştım. Bir gün boyunca sağlıklıydım. Bir gün boyunca hayırlı hizmetler yaptım. O bütünlük ikindi vaktinde daha net gözüküyor diyor. Bir de mesela şu var. Mesela bu yekünlük manasına bir iz düşüm. Ahir zaman da bir anlamda insanlığın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişinin bir yeküne denk gelişiyle ilgili.
Yani insanlık 124 bin bir rivayete göre, bir rivayete göre 224 bin. Öyle biliyorum yani, Allahu alem. Peygamber gelmiş geçmiş. Kimisinin kitapları var, kimisinin kitabı yok. Kimisi Nebi, kimisi Resul. Gerçi Nebi galiba daha da kuşatıcı bir ifade. Bütün peygamberler Nebi galiba ama hepsi Resul değil. Kitap olanlara Resul deniyor. Şimdi o kadar peygamber, o kadar irşad olmuş. Elbette insanlıkta bir bilgi birikimi oluşmuş ve bir tür kemal de oluşmuş o eğitimle. Her ne kadar dalalete sapan, o şeyi unutan, onda yitirilen şeyler olsa da elbette toplumlar bir ölçüde gelişmişler bu eğitimle, peygamber eğitimiyle, nübüvvetle. Aralarında iletişim, etkileşim de artmış. Tabi insanlığın sayısı da artmış. Ne zaman ki bir kıvama gelmişler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tek peygamberliği bütün insanlığa yeter olmuş. O gelmiş ve o ortamda, o yekünde nübüvvetini izhar etmiş, şeriatını izhar etmiş ve çok kapsamlı bir şeriat, çok detaylı bir dinle gelmiş, bir kitapla gelmiş mucize. Yani o iş kemal bulmuş. İkindi vakti gibi, bakın biz malzemeleri sarıyorduk, kaldırıyorduk ya. Onun gibi Efendimiz geldi, Cenab-ı Hak buyurdu, bugün dininizi tamamladım. Yani o mesai bitti. Ama ne oldu? Şeyi korumaya çalışıyoruz biz artık. Din geldi, kemale ulaştı. O bize verileni artık korumaya çalışıyoruz. Alimler vasıtasıyla, peygamber varisi, hakiki alimler, ehl-i sünnet alimler vasıtasıyla üzerimizdeki yükü yitirmemeye çalışıyoruz. Artık bu kısmı kaldı işin. Bir daha peygamber beklemiyoruz yani. Evet. İsa Aleyhisselam bekliyoruz yalnızca, o gelecek. O da yarım kalmış, nübüvveti var çünkü. Niyam-ı ilahiyenin bir yekûn-ı azim teşkil ettiği zamanı, hem o koca güneşin ufule meyletmesi, yani batmaya başladı, aşağı doğru iniyor, işaretiyle insan bir misafir, memur ve her şey geçici bir karar olduğunu ilan etmek zamanıdır. Yani ikindi vakti insanlığa misafir olduğunu, ellerindeki her şeyin geçici olduğunu hatırlatıyor, ilan ediyor. İnsan da onunla, güneşle bağını kurarsa doğru şekilde, güneşin verdiği mesajı anlarsa, her gelen gidiyor mesajını anlarsa, İbrahim Aleyhisselam'ın çözdüğü o batıp gidenleri sevmem sırrını anlarsa, ikindi vaktinden o kararsızlığı çıkarabiliyor diyor. O kararsızlığı, tefekkürünü yapabiliyor diyor Bediüzzaman Hazretleri. Şimdi ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan, sonsuzluğu isteyen ve sonsuzluk için halk olunan, yaratılan ve ihsana karşı prestij eden, kendisine bağışta bulunduğunda, hediye verildiğinde, ihsanda bulunduğunda tapacak gibi seviyor onu yapanı, ve firaktan müteellim olan, ayrılıktan da çok müteellim oluyor insan. Ruhu insan kalkıp abdest alıp şu asr vaktinde ikindi namazını kılmak için kadim-i baki ve kayyum-u sermediğinin dergah-ı samedaniyesine arz-ı münacat ederek diyor. Mesela burada bunları niye söyledi? Kadim-i baki ve kayyum-u sermedi. Aslında ikisi de hem sonsuzluk şeyi var, hem de devam etme şeyi var. Kadim, biliyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın sıfatı. Ne demek? Öncesi yok Cenab-ı Hak, hep vardı. Cenab-ı Hak için sonradan olma, haşa, böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. O bizim için var. Zaten biz kendi varlığımızı da ancak bununla açıklıyoruz. Hani o şey vardır, arka ayakları kırık sandalye misali vardır. Şimdi sandalyenin arka ayağı kırık. Nasıl ayakta duruyor? Başka bir sandalyeye yaslayarak ya da oturtarak. O sandalye nasıl ayakta duruyor? Onun da arka ayakları kırık. O da bir başkasına yaslanarak. O diğer ona, diğer ona. Bir tanesi lazım ki bu ayakta duruşun kemale ermesi için. 14 ayağı olması lazım. Başka bir şeye yaslanmaması lazım. Aynı onun gibi Allahu alem, Cenab-ı Hakk'ın öncesiz olması lazım ki bu sonralı olan her şeyi o öncesizliğe yaslansın. Eğer o da sonradan olursa onu var eden ilah olur.
Yani Cenab-ı Hak haşa sümme haşa bir şeyin yarattığı, bir şeyin ayakta tuttuğu bir şey olsa haşa, o zaman onu ayakta tutan her neyse o ilah olur. Allah ilah olmaz ki. O yüzden ilah dediğimiz şey, o varlığın anlam boyutunu dolduran, açıklayamadığımız her şeyi açıklamamızı sağlayan, o kavramlaştırma, o okuma, o feraset, o zaten lazım olan şey yani. Bu varlığın anlamı için lazım olan şey, ancak kadim olursa, öncesiz olursa olur. Sadece kadim mi? Aynı zamanda baki de. Hem öncesi yok, hem de sonsuz. Kime peki dua etmek ihtiyacı hissediyor insan? O kadar ikindi vaktinde fanilik gördü, işte ihtiyarlığını çıkardı, sonsuzluğu, sonbaharı çıkardı, güneşin batışını gördü. Bunlar birikti ruhunda, abdest aldı şöyle bir, ferahlamak istiyor insan. Kime namaz kılmalı ya da kimden yardım dilemeli? Kadim-i baki ve kayyum-i sermedi. Hem öncesi yok, hem sonrası yok. Yani sonsuz, öncesiz, öncesizlik anlamında da sonsuz, sonrasızlık anlamında da sonsuz. Ve hem de her şeyi sonsuzca devam ettiren, kayyum her şeyi devam ettiren, kendisi devamlı olan ve her şeyi devam ettiren ve sermedi, yine sonsuz manası var. Öyle birisi olmalı ki bu yaraların hepsine deva olmalı arkadaşlar. Yani Üstad Hazretleri'nin bize anlatmak istediği şey o. Bunlar öyle fanilerle, açtım bir komedi filmi izledim, açtım Beyaz Şov'u izledim, açtım Cem Yılmaz'ın gösterisine baktım, İşte açtım Aleyna Tilki'nin şarkısını dinledim. Bunlarla geçecek yaralar değil bunlar. İnsanın buna uyanması lazım. Hani kendi yapısıyla yüzleşmesi lazım. Benim başımda bir sonbahar var, benim başımda bir ihtiyarlık var, benim başımda bir ahir zaman var, benim başımda fanilik var. Ben ne yapayım şimdi o şarkıyı da, türküyü de, komediyi de yani. Onlar şey gibi işte, o 8. sözde kuyunun dalında asılıydı ya adam. Altta ejderha var, üstte aslan var. Adam diyor ki ay ne güzel, incir ağacında bir sürü yemiş var. Ya manyak mısın sen, aşağı düşeceksin yukarı çıkacaksın. İkisinden birisi var, ikisinin de sonu kötü. Sen orada asılı kalmışsın. Yani o mu geliyor aklına yani, lan burada ne güzel yemişler var. Ya ne kadar saçma bir tutum. Bizim aslında dünyadaki halimiz tam bu yani, hiç eksik değil. İşte sonumuz şu, önümüz bu, bir sürü derdimiz var, şu var bu var. Açıyoruz, vay lan adam ne güzel işte şey atıyor falan, işte takla atıyor. Veya işte ne güzel bisiklet sürüyor, bisiklette numaralar yapıyor falan. Açıyoruz onları izliyoruz. Ya ben de izliyorum şimdi, izlemiyorum desem yalan olur. Açıyorsun işte mizahi şeyler izliyorsun veya işte eğlenceli şeyler izliyorsun. Ne yapıyorsun? İşte o daldaki yemişleri yedin. Düşmek üzeresin. Altta ejderha var, üstte aslan var. Aradasın. Ama derdin yemişler. Derdin burada nasıl kalırım, nasıl eğlenirim? Nasıl kam alırım şeyden? Felekten bir kam daha nasıl alırım diye. Uğraşmak yani. Evet. Demek ki ikindi namazını kılmak için... İhsana prestij eden ve firaktan müteellim olan ruh insan kalkıp abdest alıp şu asr vaktinde ikindi namazını kılmak için kadim-i baki ve kayyum-u sermediğinin dergah-ı samedaniyesine arz-ı münacat ederek, bunu tekrar tekrar söylüyoruz, yani Cenab-ı Hakk'ın hiçbir şeye muhtaç olmayışı, her şeyine muhtaç oluşu, samediyeti bunu anlatıyor bize. Ona arz-ı münacat, yani dualarını arz ederek, yardım dileklerini, necat isteyeni, necat, yardım demek. Ne diye verilmiş burada münacat? Yalvarıp yakarma, kurtuluş isteme. Evet, biz de öyle anladık. Zevalsiz, yani yok oluşsuz ve zevalsiz ve nihayetsiz rahmetinin, yok olmayan ve sonu olmayan rahmetinin iltifatına iltica edip, sığınıp, hesapsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek, izzet-i rububiyetine karşı zelilane rükâ gidip, izzet-i rububiyetine karşı zelilane rükâ gidip, niye rükâ gidiyoruz? Çünkü Cenab-ı Hak izzetli. Ona haşa diklenerek ondan isteyemezsin kardeşim. Allah azizdir yani, Allah büyüktür. Öyle bana mı sordun yaratırken?
Sana mı soracaktı yani? Sana sorarsa o Allah olabilir mi? Elbette sana sormayacaktı. Allah olmasının gereği bu yani. Sen mahluksun, haddini bileceksin. Sana sorarsa sen onun ilahı olursun. Senin söylediğini yaparsa yani, öyle anlarsan bu işi. Bana mı sordunuz doğururken, bana mı sordu yaratırken? Haşa, böyle bir sürü burnu büyük laf. Allah'tan böyle yardım istenmez. Bu şekilde Allah'a karşı diklenerek olmaz bu iş. Nasıl olur? Namaz bize öğretiyor. Rükû'a giderek olur. Ne diyor burada üstad? İzzet-i rububiyetine karşı zelilane, alçalarak rükû'a gidip sermediyet-i uluhiyetine karşı, yani ilah uluhiyetinin sonsuzluğuna karşı mahviyetkerane, tevazuyla, alçak gönüllülükle secde ederek hakiki bir teselli-i kalp, bir rahat ruh bulup huzur-u kibriyasında, yüce huzurunda kemerbeste-i ubudiyet olmak demek olan, kemerbeste-i ubudiyet ne demek? Yani Allah'ın huzurunda el bağlamak. Kulluk için el bağlamak gibi bir manası var. Demek olan asr namazını kılmak ne kadar ulvi bir vazife, ne kadar münasip bir hizmet, ne kadar yerinde bir borcu fıtrat eda etmek. Borcu fıtrat. Bu da çok ilginç. Yani bu yaratılışın kendisi böyle bir borçla doğmuş. Bunu yaparsa helalleşmiş oluyor. Nasıl? Belki bunu önceki derslerde de konuştuk. Birisi size her sabah çiçek getiriyor, kapınıza bırakıyor veya yiyeceğe ihtiyacınız var. Her sabah kapınızın önünde bir sepet buluyorsunuz, bir kumanya buluyorsunuz. Şimdi böyle Ramazan'da mesela öyle dağıtanlar çok var. Allah hepsinden razı olsun yani. Mesela dağıtılıyor öyle yardımlar. Siz de diyelim öyle yaşıyorsunuz, muhtaçsınız. Her gün sabah kapınızda bir kutu içinde kumanya. Her gün sabah kapınızda bir kutu içinde kumanya. Şimdi fıtratınız iktiza eder ki ya bu insana ben bir teşekkür edeyim ya. Ne kadar iyi bir insan. Ben bunun için dua edeyim. Ben buna işte iltifat edeyim. Öveyim. Onun gönlünü hoşnut edeyim. Yani bunu insan hisseder, bu fıtrat borcudur yani. Yaratılışımız ihsana karşı, iyiliğe karşı böyle bir şey yapmamız gerektiğini bize hissettiriyor. Yapmazsak yarım kaldığını hissettiriyor. Bunu yaparsak tamamlanmış oluyoruz. Yapamazsak bir eksiklik hep kalıyor. Bir tane işte çizgi film vardı biz küçükken. Onu belki önceki derslerde örnek verdim. Cudi ve Uzun Bacaklı Baba diye bir çizgi filmdi. Kız bir zengin adamın himayesinde okuyor. Birisi onu himaye ediyor. İhtiyaçlarını karşılıyor falan filan. Eğitim alıyor. Ondan sonraki bölümlerin tamamında kız o adamı bulmaya çalışıyor. İşte Uzun Bacaklı Baba dediği o. Görmemiş adamı bir kere uzaktan görmüş, uzun boylu görmüş. Kim olduğunu bulmaya çalışıyor adamın. Bak bütün çizgi filmin hikayesi, dizi gibi bir şeydi o, uzundu böyle. Bütün hikayesi bu. Hani kim yaptı bana bu şeyi? Tabii arada başka maceralar da var da hani ana konusu bu. Kim bana bu iyiliği yaptı? Bu beni koruyan kişi kim? Kim beni himaye etti falan, bunu bulmaya çalışıyor kız. Ya insanın hikayesi de bu aslında. Yani yapabilsek bu. Kim bizi burada himaye ediyor? Kim bizi burada kolluyor? Kim bizim yaralarımızı sarıyor? Bu faniliklere karşı kime dayanabiliriz? Bütün derdimiz bu aslında. İçimizdeki yara bu da. Dışarıda kafamız çok karışıyor. Kesret bizi bulandırıyor. İşte kısa vadeli çözümlerin etkisi altında kalıyoruz. Uyuşturucu gibi, hap gibi, sigara gibi, içki gibi şeyler bizi sarıyor. Mesela izliyoruz. İşte 2 saat oyalandım. Ya gözüm oyalansın. Ya bir kafam dağılsın, bir elim oyalansın. Bu oyalanmalar bizi asıl mesaimizden ediyor bazen. Cenab-ı Hak uyanmayı nasip eylesin. Ne kadar yerinde bir borcu fıtrat eda etmek, belki gayet hoş bir saadet elde etmek olduğunu insan olan anlar, dedi Bediüzzaman Hazretleri. Yani insaniyetini az ve fakr düzleminde oturtup kavramış insan, o insan olan insan, kendini doğru tanımlamış insan, kibre kapılmamış insan, varoluşunu doğru çözümlemiş insan, ikindi namazının o asr vaktinde niye bu kadar kıymetli olduğunu anlar diyor. Bakar onun çağrışımlarına, kendi dünyasındaki yansımalarına bakar, tam da bu vakitte böyle bir ibadetin yapılması lazımdır der. Öyle bir Allah'a böyle bir ibadetin yapılması lazımdır diye
söyler, beyan eder, kendisini itiraf eder diye Bediüzzaman Hazretleri bu paragrafta bize anlatıyor. Paragrafı bir daha okuyayım. Zaten vaktimizin de sonuna gelmişiz. Bitirirken bir daha okumuş olalım. Çünkü paragraf uzun ve çoğunluğu tek cümleden ibaret. Bir de bilinmeyen kelimesi çoktu. Belki hepsi aklınızda kalmadı. Asır vaktindeki o vakit hem güz mevsimi hazinanesini hem ve pardon o vakit hem güz mevsimi hazinanesini ve ihtiyarlık haleti mahzunanesini ve ahir zaman mevsimi elimanesini andırır ve hatırlattırır. Hem yevmi işlerin neticelenmesi zamanı, hem o günde mazhar olduğu sıhhat ve selamet ve hayırlı hizmet gibi ni'am-ı ilahiyenin bir yekûn-u azim teşkil ettiği zamanı, hem o koca güneşin ufule meyletmesi işaretiyle insan bir misafir memur ve her şey geçici bir karar olduğunu ilan etmek zamanıdır. Şimdi ebediyeti isteyen ve ebed için halkolunan ve ihsana karşı perestiş eden ve firaktan müteellim olan ruhu insan kalkıp abdest alıp şu asr vaktinde ikindi namazını kılmak için kadim-i baki ve kayyum-u sermediğinin dergah-ı samedaniyesine arz-ı münacat ederek zevalsiz ve nihayetsiz rahmetinin iltifatına iltica edip hesapsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek izzet-i rububiyetine karşı zelilane rükâ gidip sermediyet-i uluhiyetine karşı mahviyetkârâne secde ederek hakiki bir teselli kalp, bir rahat ruh bulup huzur-u kibriyasında kemerbeste-i ubudiyet olmak demek olan asr namazını kılmak ne kadar ulvi bir vazife, ne kadar münasip bir hizmet, ne kadar yerinde bir borcu fıtrat eda etmek, belki gayet hoş bir saadet elde etmek olduğunu insan olan anlar. Cenab-ı Hak cümlemize bu sözlerdeki sırları, namazdaki sırları, ayetlerdeki sırları, fıtratımızdaki sırları kavramayı, uyanmayı onlara öncelikle nasip eylesin. Sonrasında onların gereği olan hayırlı amellere yönelmeyi, günahlardan kaçabilmeyi başta bana sonra cümlemize nasip eylesin. Alışkanlık haline getirdiğimiz günahlardan özellikle Cenab-ı Hak bizleri muhafaza eylesin. Onları kesebilmeyi, bitirebilmeyi nasip eylesin. Günahın en belalısı alışkanlık haline gelenidir. Önemsenmeyen günah, küçük günah, öyle diyor büyüklerimiz. Önemsenmeyen küçük günah, büyük günahtır diyorlar. Yani çünkü artık tekrara düşüyorsun onda. Cenab-ı Hak öylelerinden başta sonra hepsinden bizleri muhafaza eylesin. İnsan olduğumuzu bize unutturmasın. İçimizdeki acizin, fakrın bilincini bilmekle bizi zenginleştirsin. Çünkü zenginlik orada. Kibri zenginlik sandırmasın. Aldanmayı zenginlik sandırmasın. Kendimizi insanüstü şeyler sandırmakla, onlarla yanılarak bunları zenginlik sanmaya bizi düşürmesin. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Bu sözlerden hissemizi ziyade eylesin. Evet, ikindi vaktinde böylece konuşmuş olduk dilimiz döndüğünce. Akşam vaktinden itibaren devam edeceğiz konuşmaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayfamız hala var. Belki ileride biraz hızlanırız. Allah razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahumil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.